Toprak alkali metali olan X ile aynı periyotta bulunan ve değerlik elektron sayısı 5 olan Y atomu için yargılarından hangileri yanlıştır diyor. Toprak alkali metal dediği periyodik tablonun 2A grubuna denk gelir. Aynı periyotta bulunan değerlik elektron sayısı 5 olan Y atomu da değerlik elektron sayısından bunun grup numarasını çıkarabiliriz. Bu da 5A grubuna denk gelir. Bu iki element neymiş? Aynı periyottaymış. Biri 2A'daymış, biri de 5A'daymış. X şurada, Y atomuysa burada. X artı 2 ve Y eksi 3 iyonları izoelektronik de diyor. Bir X yani artı 2 demek 2 elektron vermesi demek. X 2 elektron verdi. 1, 2 yani 2 geriye giderse kendisine en yakın ve bir üstte olan şu soy gaza benzer. Y ise 3 elektron aldığında 1, 2, 3 elektron aldığında kendisine en yakın olan soy gaz. Yani şuradaki soy gaza benzer. Biri buna benzedi, biri buna benzedi. Yani bunların elektron dizilimleri aynı olmadı. Bunlar izoelektronik değillerdir. İyonik bağlı X3Y2 bileşiğini oluşturabilirler diyor. X2A grubunda olduğu için artı 2 değerlik alacak. Y de nedir? 5A grubunda olduğu için soy gaza benzemesi için 3 eksiği var. X3 değerlik alacak. Çaprazladığımızda X3Y2 bileşiği oluşacak. Yine doğrudur. X atomun çapı Y atomun çapından büyüktür diyor. Periyodik tabloda biliyorsunuz ki sağdan sola doğru geldikçe çap artar. Evet, X atomu da daha solda olduğuna göre çapı Y atomundan büyüktür. Bu da doğrudur. Yanlış olanları sorduğu için yalnız bir. Kavram haritasında elementle ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Element arı maddedir diyor. Yani saf maddedir. Doğrudur. Aynı tür atomlar içerir. Yine doğru bir ifadedir. Kimyasal yollarla daha basit maddelere ayrıştırılamaz diyor. Evet, fiziksel ya da kimyasal yollarla daha basit yollara yani daha basit maddelere ayrıştırılamazlar. Tümü formülle gösterir. Biliyorsunuz ki elementler nedir? Sembolle gösteriliyor. Yani formülle gösterilir ifadesi yanlıştır. Atomik veya moleküler yapıda olanları vardır. Evet, atomik yapıda olanlar mesela altın ya da sodyum ya da potasyum gibi metaller bu şekilde gösterirken azot gibi, oksijen gibi ametaller de nedir? Moleküler yapıdadır. Onun için yanlış olan nedir? 3'tür. Baş grup elementlerine ait olan X ve Y atomlarının değerlik elektron sayıları sırasıyla 1 ve 7'dir. Bu atomların oluşturduğu polar molekülün elektron nokta gösterimi aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? X'in değerlik elektron sayısı 1 ise 1A grubunda olacak ve ne yapacak? Bir tane değerlik elektron sayısı var. Y'nin ise 7 tane değerlik elektron sayısı var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi dikkat ederseniz polar molekül diyor. Yani burada kovalent bağlı bileşik oluşturacağız. Kovalent bağlı bileşikte moleküller ne olacak? Yani elementler burada elektronlarını ortaklaşa kullanacaklar. O zaman X ile Y arasında şöyle bir bileşik oluşur. Evet, yani D şıkkındaki gibi bileşik oluşur. Yani iyonik bileşik olsaydı bu buna bir elektron verirdi ama şuradaki polar molekül ifadesinden kovalent bağlı bileşik olduğunu anladık. Katılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Amorf katılar yumuşak ve sıkıştırılabilir özelliktedir. Amorf katılara mesela cam örneği verilebilir. Cam yumuşak ve sıkıştırılabilir özelliktedir deme şansımız var mıdır? Hayır, yoktur. Kristal katıların büyüklüğü oluştuğu ortamdan bağımsız da diyor. Oluştuğu ortamın sıcaklık ve basıncına bağlı olarak kristal katıların büyüklüğü etkilenir. Yine yanlış bir bilgidir. İyonik kristallerin erime noktaları çok düşüktür diyor. İyonik kristallerde biliyorsunuz ki iyonik bağ vardır ve iyonik bağ çok güçlü bir etkileşim olduğu için iyonik bileşiklerin erime ve kaynama noktaları çok yüksektir. Yine yanlış bir ifade olmuş. Kovalent kristallere örnek olarak potasyum florür verilebilir diyor. Bu, bakın nedir? Metal ametal arasında bir bileşik olduğu için bu bir kovalent kristal midir? Hayır, bu bir iyonik kristaldir. Yine yanlış olmuş. Katıların en düzenli ve kararlı olan metalik kristallerdir diyor. Bu doğru bir ifade. Cevap E şıkkıdır. Aynı koşullar altında kağıt sıvısı 108 derecede kaynamaya başlıyor ve kaynama süresince sıcaklığı artıyor. Yani kaynarken sıcaklığı sabit kalmıyorsa kime ait bir özelliktir? Bu bir karışımdır. Aynı koşullar altında M sıvısı 106 derecede kaynıyor. Az önce bunun için 108 santigrat derece demişti. Bu maddesi 106 santigrat derecede kaynıyor ve yine kaynarken sıcaklığı artıyor diyor. Yani bu maddede bir karışımdır.
K sıvısı elektriği iletirken M sıvısı iletmiyor. Yani burada ne vardır? İyon var. İyonik bileşiklerin sulu çözeltisi elektriği iletir. Burada ise iyon yok. O zaman moleküler bir çözünmedir. Buna göre K ve M sıvıları saftır. Hayır, karışımlar saf değildir. K tuzlu su. Evet, nedir? İyon var. Tuzlu suyun içerisinde iyon var. M ise şekerli su olabilir diyor. Evet, bu da moleküler çözünmedir. Bu doğrudur. Oda koşullarında K ve M'nin buhar basıncı saf suya göre daha yüksektir. Bakın, bu maddenin kaynama sıcaklığı kaçtır? 100 derece. Kaynama sıcaklığı ile buhar basıncı ters orantılıdır. Biliyorsun, kaynama noktası için şunu söyleyebiliriz. K büyüktür M'den, o da büyüktür sudan. O zaman buhar basıncı tam ters olacak. Su büyüktür M'den, o da büyüktür K şeklinde olması gerekiyor. O zaman bu ifade de yine yanlıştır. Cevap yalnız 2'dir. Dağılan parçacıkların boyutu 1 nanometre ile 1000 nanometre arasında olan karışımlarla ilgili diyor. Biliyorsun, sancık boyutuna göre maddeleri, yani karışımları sınıflandırabiliyoruz. 1000 nanometre ile 1 nanometre arası için. Bakın, şunu da söyleyeyim. Şurası kolloiddir. 1 nanometrenin altı çözeltidir. Bunun üstü ise süspansiyondur. Bunu bazen de biliyorsunuz ki 10 üzeri eksi 9 metre, 10 üzeri eksi 6 metre şeklinde verir. Burada dönüşümünü yapabilirsin. Yani 10 üzeri eksi 9 metreden küçükse çözelti, bu ikisi arasındaysa kolloid. Yine 10 üzeri eksi 6'dan büyükse süspansiyon diyebiliriz. Peki, soru neyi soruyor? Şurayı. Şu aralıkta bulunan karışımlarla ilgili diyor. Kolloidal karışımlar olarak bilinirler. Doğrudur. Bekletilince çökmez ve parçacıklar klasik süzgeç kağıtlarıyla süzülmeyle ayrılmaz diyor. Evet, kolloid karışımlar biliyorsunuz ki homojen görünümlü, heterojen karışımlarda, yani bekletilince herhangi bir çökme ya da süzmeyle ayırabilir miyiz? Hayır, ayıramayız. Parçacıklar çıplak gözle görülebilir diyor. Az önce de söyledik. Homojen görünürler çıplak gözle, ama heterojen karışımlardır. Bu ifade yanlıştır. Cevap 1 ve 2'dir. Yukarıdakilerden kaç tanesi kişisel temizlik maddeleri arasında yer alır diyor. Sabun bir kişisel temizlik eşyasıdır. Yine şampuan ve diş macunu kişisel temizlik eşyasıdır. Çamaşır suyu ve kireç kaymağı biliyorsunuz ki kişisel temizlik malzemesi olarak kullanılmaz. Nedir? Çamaşır suyu yine beyazlarda kullanılır ya da renklilerde kullanılan çamaşır suları var. Kireç kaymağı da yine temizlik malzemesi olarak kullanılır, ama kişisel temizlik malzemesi değildir. Nedir? Sönmüş kirecin klor gazı geçirerek elde edilen bir madde vardır. Kalsiyum hipoklorit, buna kireç kaymağı diyoruz. Mikropların öldürülmesinde kullanılır, ama kişisel bir temizlik maddesi değildir. O zaman şu yukarıdaki 3 tanesi kişisel temizlik maddesidir.